İslam tarihi kısmından basitçe bahsedeceğiz. İslam tarihi. Şimdi İslam tarihi demiş olduğumuz kısım hani KPSS'nin müfredatında yok. Ama ilk Müslüman Türk devletleri geçeceğimiz için de hani bir bütünlük olması için çok basitçe hani Türklerle alakalı kısımda neler var bir duymamız gerekiyor. Şimdi ilk vahiy, Peygamber Efendimiz ilk vahiy gelir. İlk vahiyin gelmesiyle İslamiyet ne yapar? Yeryüzüne inmiş olur. Zaten bununla alakalı kısımda İslam tarihinde ilk olay, ilk dönem Hazreti Muhammed dönemi olur. Hazreti Muhammed dönemi olur. Dönemi olmuş olur. İşte Peygamber Efendimiz döneminde işte vahiy gelir. İşte İslamiyet yeryüzüne inmiş olur. Sonrasında işte Bedir, Uhud, Hendek savaşları yaşanmış olur. Bu savaşlar sonrasında işte Taif kuşatması, Hayber'in fethi gibi bir sürü olay var. En son Veda hutbesi yaşanır. Yaşanan bu Veda hutbesi sonrasında Peygamber Efendimiz vefat eder. Vefatından sonraki süreç dört halife dönemi olarak nedir? Tarihe geçer. Dört halife dönemi diye geçer. Dört halife dönemi olarak geçer. İkincisi. İki, dört halife dönemi. İkinci kısım dört halife dönemi olarak geçer. Dört halife dönemi. Halife dönemi. Şimdi dört halife döneminde işte ilk halifemiz bir dedik. Rengi değiştireyim. Bir. Pardon. İlk halifemiz Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir. İlk Müslümanlardandır Ebubekir dönemi. Dönemi. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizin vefatından sonra da ilk halifedir. Türklerle alakalı çok faaliyet yok. İşte burada önemli olan bir kısım Bizans'la savaş yapılır. Bizans'a karşı başarı elde edilmiş olur. İşte Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilir bu dönemde. Bunda da mantık savaşır insanlar, savaşan insanlar ölür. Bu ezberleme yaparlar. Kur'an-ı Kerim yazılmamıştır. Ezber yapılır. Bu hafızlar ölünce Kur'an-ı Kerim sayfaları ne yapar gider. O yüzden Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilir. Ama dediğim gibi hani bize bu soru olarak ne yapmaz gelmez. İkinci dönem, ikinci dört harfi dönemdeki ikinci halifemiz Hazreti Ömer dönemi. Hazreti Ömer dönemi. Şimdi Hazreti Ömer döneminde Türklerle alakalı önemli bir faaliyet var. Şimdi bu dönem zaten Hazreti Ömer dönemi İslam Devleti'nin imparatorluk dönemini yaşamış olduğu kısım. İmparatorluk dönemini yaşar. İslam Devleti imparatorluğa dönüşür. İşte divan kurulur, işte iftita sistemiyle alakalı gelişmeler var, medreseler var işte. Gayrimüslimlerden alınan vergiler var. Bir sürü olay yaşanıyor. Fetihler var. İşte Azerbaycan fethedilir, İran, Irak gibi topraklar alınır. Yani Türklerle komşu olunur. Türkler ilk kez İslamiyet dinini duyarlar. Dinini duydular. Bak tanıma tanımama, benimseme benimsememe hiçbir şey yok. Duydular sadece. Hani şu an kaç din var desek işte 3-5 tane din söyleriz. Yeni bir din duyduk. Bunu ilk kez duymuş olduk. Tanıma tanımama benimseme hiçbir şey yok. Sadece duymuş oldular. Üçüncü dönem, üçüncü dört harfi döneminde üçüncü kısım. Hazreti Osman dönemi. Hazreti Osman döneminde Türklerle alakalı önemli bir gelişme olur. Türklerle alakalı önemli bir gelişme olur. O da şu. Türklerle alakalı. Türklerle Müslüman Araplar arasında ilk kez savaş yaşanır. İlk kez savaş olur. Türklerle Müslüman Araplar arasında ilk savaş yaşanmış olur. Türkler ile Müslüman Araplar arasında ilk kez savaş yaşanır. Savaş yaşanır. Bunda da mantık yani şey olay Hazarlarda konuşmuştuk biz Hazarlarda. Hazarlarla Hazreti Osman dönemindeki Müslüman Araplar arasında yaşanır. Yaşanan savaş da Hazarların zenginliği, Hazarların Kürt yoluna sahip olması, Hazarlarla Hazreti Osman dönemindeki Müslüman Arapların yakınlaşması sınır olarak ve bu mantıkla Kürt yoluna egemen olma savaşı. İlk savaş bu. Hani onu da yazayım. Belencer Savaşı. Belencer
savaşı olur. Bu savaş dediğim gibi Hazarlarla Hazreti Osman dönemindeki Müslüman Araplar arasında yaşanır. Hazarlarla. Hatta Hazarlar bu savaşta başarılı olurlar. Hazarlar bu savaşta başarılı olunca Kafkaslar'da İslamiyet'in yayılması engellenir. Hazarlar ile Hazreti Osman dönemindeki Müslüman Araplar arasında olur. Belencer Savaşı. Dediğimiz gibi Müslüman Araplar ne yaparlar bu savaşta? Başarısız olurlar, kaybederler. Sonra dört halife döneminde Hazreti Ali dönemi var. Hazreti Ali döneminde Müslümanlar kendi aralarında ayrılıklar yaşıyorlar. Zaten Hazreti Osman'da başlıyor bu ayrılıklar. Hazreti Ali döneminde had safhaya ulaşıyor. Hazreti Ali döneminde. O yüzden Türklerle alakalı bir faaliyet olmuyor. Yani kendi aralarında mücadele olmuş olduğu için iç savaş, işte Cemel Vakası, Sıffın Savaşı gibi faaliyetler olmuş olduğu için nedir? Burada Türklerle alakalı çok faaliyet yok. Sonra üçüncü kısımda dört halife döneminden sonra üçüncü aşamada halifelik kime geçer? Halifelik Emevilere geçer. Yani İslam devletinde halifelik kime geçmiş olacak? Emevi devletine geçmiş olacak. Emeviler dönemi olmuş olacak. Emeviler dönemi. Şimdi Emeviler dönemi de önemli. Şu yüzden birkaç kavram var. Onları bilmeniz gerekiyor. Mesela rengi değiştireyim. Mesela Mevali. Mevali bilmeniz lazım. Mevali. Mevali politikası. Arap milliyetçiliğidir bu. Mevali köle demek zaten. Bu Emeviler bir kişinin Müslüman olması yetmez diyor. Bunlar aynı zamanda ne yapacaklar? Arap olacaklar diyorlar. Arap milliyetçiliği yapıyorlar. Ya zaten biz Türkler ölürüz de başkasının egemende yaşamayız. Ben hem din değiştireceğim hem de adamlar bana köle demiş olacaklar. O yüzden ne yapmazlar? Türkler İslamiyet'i benimsemezler. Hatta Türklerle Müslüman Araplar arasında ilk kez din savaşı da yaşanmış olur. İlk kez din savaşı. Türk işlerle Emeviler arasında yaşanır. Onu da yazayım. Haristan Savaşı var. Haristan Savaşı var. Haristan Savaşı demiş olduğumuz Türk işlerle Emeviler arasında yaşanmış oluyor. Din savaşı oluyor. İslamiyetle alakalı oluyor bu savaş. Türk işler ile Emeviler arasında yaşanmış olan savaş. Emeviler arasında yaşanıyor. Emeviler. Türk işler bu savaşı ne yaparlar? Yenerler. Yenmiş, yani kazanmış olurlar. Emeviler kaybetti. Bunu duyduk. Mevali bizim için yeterli. Sonra halifelik nereye geçecek? Sonra halifelik Abbasilere geçmiş olacak. İslam halifeliği Abbasilere geçecek. Zaten daha çok biz Abbasileri duymuş olacağız. Dördüncü kısım Abbasiler. Abbasiler. Daha çok biz Abbasileri duyacağız. Yani Selçuklara, hükümdarlara ne yapmış olacak? Abbas halifesi ünvan vermiş olacak. Mesela Tuğrul Bey'e Doğu'nun Batı'nın Sultan demiş olacak. İşte Ebu'l-Fetler olmuş olacak. İşte ne bileyim Yıldırım Beyazıt Sultan İkliğimi Rum olacak gibi gibi. Hani birçok şey olacak. Hep bu Abbas halifelerinden ne yapmış olacağız biz? Duymuş olacağız bunu. Abbas halifelerinden duymuş olacağız. Peki Abbasilerde kelime olarak hani Emevilerde Mevali vardı. Burada ne var? Şuubi akımı. Mevali'ye karşı oluşturulmuş olan akım. Şuubi akımı. Şuubi akımı ya da politikası akımı. Bu da hoşgörü. Yani senin Müslüman olman benim için yeterli. Ayrıca Türk ya da Arap olmuşun çok önemli değil. Hoşgörü akımı, Şuubi akımı vardır. Şuubi akımı. Şimdi Şuubi akımı olmuş olduğu için hani Şuubi akımı. Bir de bu dönemde yeni bir sayfaya geçeyim. 751 yılında bir savaş olur. 751'de bir savaş olur. Talas Savaşı. Talas Savaşı. Yaşanan bu Talas Savaşı Çin ile Abbasiler arasında olur. Çin ile Abbas arasında olan savaştır Talas Savaşı. Abbasiler ve Çin arasında olan savaş. Çin arasında olan savaş. Şimdi Abbasilerle Çin arasında yaşanan bu savaş, Abbasilerin zaten dini İslamiyet. İslamiyet dinindeler. Abbasiler. İslamiyet dinindeler.
Çin benim ezelden beri düşmanım zaten. Türkler için Çin ezelden beri düşman. Bir de bu dönemde önemli olan bir topluluk ki bunu İslamiyet öncesi Türk devletleri konusunda görmüştük. Karluklular diye. Karluklular demiş olduğumuzda ilk Müslüman Türk topluluğu olmuş olacak. İlk Müslüman Türk topluluğu olmuş olacak. Karluklar. Karlukluların da yani Türklerin de dini Göktanrı. Zaten Göktanrı diniyle İslamiyet birbirine benziyordu. Az önce konuşmuştuk. Göktanrı diniyle İslamiyet birbirine benziyor. İşte her iki dinde de Tanrı tektir, soyuttur. Her iki dinde de cennet cehennem inancı vardır. Her iki dinde de kurban kesme geleneği vardır. Her iki dinde de ahiret inancı vardır. Benzeşiyor. Benzeşmeyen özelliği İslamiyet dininde kutsal kitap var. Göktanrı dininde kutsal kitap yok. Zaten İslamiyet ilahi bir din. Hani ilahi bir dindir zaten. Kutsal kitap var. Bu benzeşmeler bir de zaten Çin'in bizim ezelden beri düşmanımız olması bu Talas Savaşı'nda Karlukluların yani Türklerin Karluk Yama Çin önemli olan Karluklar Abbas'a yardım etmesi bu savaşta Çin'in kaybetmesini ne yapar sağlar? Çin kaybeder. Hatta Çin kaybeder. Çin kaybettikten sonra Çin dışına kağıt, matbaa, işte pusula, barut gibi teknik araç gereçler de çıkar. Hatta kağıt ve matbaayı hatırlarsanız Uygurlar'da konuşmuştuk. İlk kullanan Türkler kağıt ve matbaayı Uygurlardı. Hatta matbaaya hareketli harf sistemi de ne yapmıştık demiştik. Bu da bizim İslamiyet'i benimsememizde etkin rol oynamış olan savaş, Talas Savaşı. Şimdi Türkler hoşgörü var. İslamiyet'le Göktanrı dinin birbirine benziyor. Türkler ne yaparlar? İslamiyet hızlı bir şekilde benimserler. İşte buradan sonrasında yeni kelimeler. Avasım ve Samara. 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 Şehir devletleri var ya da ordugah şehir devletleri var. Ordugah şehir devletleri kurar. Abbasiler buraya da ne olur? Türkleri yerleştirmiş olur. İşte Bağdat'ta ve Bizans'a sınır olan yerlerde ne yaparlar? Bunlar kurmuş olurlar bu şehir devletlerini. Bu şehir devletlerine genelde kimi yerleştirirler? Türkleri. Mantık da hem tampon bölge olsun hem İslamiyet'in aslında daha kolay bir şekilde yayılsın diye. Bu kadar. Yani İslam tarihinde bu kavramları bilsek bile hani bu savaşlar işte Belencer'dir, Haristan'dır. Bunu duysak bile. İşte Emevilerde Meval politikası, Abbasilerde Şubi akımı, akabinde Avasım, Samara, Ordugah şehirleri. İşte Talas Savaşı'nın hani Türklerin İslamiyet'i benimsemesiyle alakalı önemi. İşte İslamiyet diniyle Göktanrı dininin benzemesi. Bunları bilirsek bizim için nedir? Yeterlidir. Bu kadar yeterli. Şimdi dedim mi İslam tarihinden sonrasında konu ilk Müslüman Türk devletleri konusu. Şimdi gelelim biz kendi konumuz olan ilk Müslüman Türk devletleri kısmına. Şimdi ilk Müslüman Türk devletlerinde önemli olanlar işte Karanlar, Habürler, Büyük Selçuklu, Gazneliler, İhşitler, Tonloları, Eyübiler. Şöyle bir soru sormuştu yanlış hatırlamıyorsam. 2015'te herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şey demişlerdi işte yukarıda birkaç bilgi vermişti. Hani birkaç bilgi vermişti. Bu bilgilerden bir devlet sormuştu. Cevap Gaznelilerdi. İşte şıklarda Karanlar, Babürler, Gazneliler, Memlükler gibi devletler vardı. Bilgi de işte İslamiyet'i benimseyen Türk devletidir yazıyor. Hepsi İslamiyet'i benimseyen Türk devleti şıklardaki. İşte Orta Asya'da işte Orta Asya Afganistan dolaylarında yaşamıştır diye söylemişti. Büyük Selçuklu Gazneliler hemen hemen aynı yer. İşte Orta Asya Karanlar. O yüzden de işte üçüne düşürmüştük. Sonra bir de bir bilgi de 963 ile 1187 yıl arasında yaşamıştır demişti. Yani adam yılı bilmezsen doğru cevaba gideme istemişti. Hani görsel hafıza diye bir şey de var. Hani ara ara bu resme bakınca hani nedir? O işte devletler işte Karanlar var, Büyük Selçuklu var altında gibi hatırlayabiliriz. Oradaki rakamlar da ne yapabilir? Belki aklımıza gelir diye böyle bir görsel hazırlamıştım. Şimdi İlk Müslüman Türk devletlerinde ilk devletimiz bizim Karanlar olacak. Konuşacağımız ilk devlet Karanlar. Şimdi Karanlarla alakalı önce şu bilgiyi paylaşmam lazım. İslamiyet öncesi Türklerde de konuşmuştuk. Bulgarlar
Aslında zaman olarak bakacak olursak Bulgarlar ilk Müslümandır. Ama ÖSYM ilk Müslüman Türk devleti olarak Karanları kabul etmiş olduğu için biz de ne yapmış olacağız? Karanları kabul etmiş olacağız. İlk Müslüman Türk devleti Karanlı. Çünkü Karluk, Yağma, Çil, Türk boylarının birleşmesiyle olacak. Karluk demiş olduğumuz ilk Müslüman Türk devleti, Türk topluluğu ya. O yüzden bu da ilk Müslüman Türk devletidir demiş oluyor. Ha bize şöyle verirse, hani bize hep genelde şöyle düşünüyoruz. İşte ilk Müslüman Türk devleti hangisidir diye sordu. Böyle bir soru gelmez de. Geldiğini varsay. A şıkkına Karanlar, işte B şıkkına Bulgar ya da İtil Bulgarları koymaz zaten. Yani bunu yapmaz. Bu çetrefilli kısma girmez. Ha şunu dedi. Asya'da ilk Müslüman Türk devleti dedi. Zaten Bulgarlar Avrupa'da kurulduğu için Asya'da zaten Karanlar oluyor. Bize dedi ki işte Avrupa'da ilk Müslüman Türk devleti. Ya zaten Karanlar Asya'da kuruldu. O yüzden zaten ne yapmıyor? Avrupa dediği için Karanlar zaten cevap olmuyor. Bu cepte. Şimdi bu kısımda da hani Karanlar da üç tane kelimeyle ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Bu slayta tekrar döneriz. Biz buradan ne yapalım? Yeni bir sayfa açalım. Karanlarla alakalı bir tablo oluşturmuş olalım. Şimdi öncelikle zaten neyi bilmem lazım? Benim kesinlikle kurucuları, en parlak dönemi yaşatanı, ne bileyim işte din değiştirilmesinde etkin olan kişileri bilmem lazım. İsim soruyor bana çünkü. Karahanlar devletinin kurucusu Bilge Kül Kadirhan. Siz de o notlarda onun altını çizerseniz çok süper olur. Kurucu. Kurucumuz Karahanlar devletindeyiz. Kurucumuz en parlak dönemi yaşatan, en parlak dönemi yaşatan dönem. Sonra bir de hani İslamiyet'i benimseyen, din değiştiren, din değiştirmesinde faydalı, etkili olan kişi İslamiyet'i benimseyen, benimseyen hükümdar olarak bilmeniz gerekiyor. İsim olarak bilmeniz lazım. Kurucumuz bizim Bilge Kül Kadirhan. Bilge Kül Kadirhan. Bilge Kül Kadirhan kurucumuz. Bilge Kül Kadirhan. Bilge Kül Kadirhan kurucumuz. Kadirhan kurucumuz. En parlak dönemi yaşatan Yusuf Kadirhan. Yusuf Kadirhan. Kadirhan. İslamiyet'in benimsendiği dönemde olan hükümdar da Saltuk Buğrahan. Saltuk Buğrahan. Hatta İslamiyet'i benimseyince adamın ismi Abdülkerim olmuş olacak. Saltuk Buğrahan. Bunlar kenarda kalsın. Şimdi üç kelime ile ne yaparız? Bunu anlatabiliriz Karahanları. Şöyle, bizim kurucumuz Bilge Kül Kadirhan bu devleti nerede kurar? Batı Türkistan'da kurmuş olacak. Devlet Batı Türkistan'da kuruldu. O zaman benim bana yardımcı olacak ilk kelime Batı Türkistan. Bu bana yardımcı olacak. Batı Türkistan. Kırmızı ile yazalım. Sonra biz Müslümanlığı benimseyeceğiz. Hani Müslüman olacağız ya, İslamiyet'i benimseyeceğiz. Müslümanlık benim ikinci kelimem olacak. Hatırlatacak olan ikinci kelimem. Üçüncü kelimem de öğrencileri severler. Bizi seviyorlarmış. Öğrencileri sever. Yazamadım. Yazamadım. Öğrenci severler. Şöyle ayırayım bunu da. Ayırayım. Evet. Şöyle de ayırayım. Şimdi bak, ben hiçbir şey bilmiyorum. Konuyu falan bilmiyorum. Sadece bu üç kelimeyi biliyorum. Üç kelime üzerinden ne yaparsın? Gidebilirsin. Şimdi bu devlet Bilge Kül Kadirhan tarafından Batı Türkistan'da kurulmadı mı? Kuruldu yer Batı Türkistan'da. Yazayım. Batı Türkistan'da kuruldu. Tamam, süper. Kurulsun. Batı Türkistan'da kurulduysa, hatta sesinizi açmış olayım. Sesinizi açabilirsiniz. Hani siz de bana katılmış olun. Ben konuyu bilmiyorum çünkü, bana öğretmiş olun. Batı Türkistan'da kuruldu. Burada daha çok, en çok hangi etnik yapı vardır desem? Hangi etnik yapı vardır? En çok hangi etnik yapı vardır? Evet. En çok etnik yapı hangisi burada? Türkler diğer gibi. Türkler. Türkler aynen. Türkler çoktur. Tamam.
Türkler çoktur. Şimdi Türklerin olmuş olduğu yerde eski Türk geleneği mi olur, eski Çin geleneği mi olur? Mantıken. Türk geleneği olur. Türk geleneği olur. Eski Türk geleneği vardır. Eski Türk gelenekleri vardır. Gelenekleri vardır. Tamam, süper. Bana Türk geleneği söyleseniz, yönetimle alakalı, idariyle alakalı. Türk geleneği söyleseniz. İkili yönetim. Anlayamadım. İkili yönetim. Süper. İkili yönetim mesela. Evet, Türk geleneği. Hani Metan, Asyon devleti. İkili yönetim. İkili yönetim. Yönetimi kullandılar diyebilirim. Kullandılar. Kullandılar. Doğu Batı'ydı ya. Karahanlar da Doğu Batı şeklinde teşkilatlanmışlardır diyebilirim. Parantez açtım. Doğu Batı. Yine Batı. Diye. Teşkilatlanmıştır diyebilirim. Doğu Batı. Bunu da başka renk yapayım. Başka bana eski Türk geleneği söyleyin desem. Ne dersiniz? Bana daha söyleyin desem. Evet. Hocam. Onluk sistemli hani ordu. Doğru doğru ama yönetimde desem, yani yönetimle alakalı desem, hükümdar olmayla alakalı desem ne dersiniz? Yönetimle alakalı. Ne dersiniz? Türk geleneği desem. Türkler devleti nasıl oluşturuyorlardı? Boylar federasyonu. Hani Oguz, Uruk, Boy, Budun, İl diye gidiyor diye. Evet. Boylar federasyonu. Boy aynen. Boylar federasyonu. Bir dakika. Boylar federasyonu şeklinde örgütlenmişlerdir. Evet doğru. Boylar federasyonu. Ya da yazayım. Federasyonu. Vardır diyeyim. Vardır diyeyim. Türk geleneği ya da vardır dedim. Zaten hani Boylar Federasyonu var. Zaten bunlar da ne yapıyorlar? Karluk, Yağma, Çiğil. Boyları bir araya gelip oluşturmuyor mu zaten? Evet. Karluk, Yağma, Çiğil. Boyları bir araya gelip ne yapıyor? Oluşturmuş oluyor. Şunu kapatmam lazım. Çok cızırlıyor çünkü. Evet. Karluk, Yağma, Çiğil boylarıyla ne yapmış olacak? Oluşmuş olacak. Karluk, Yağma, Çiğil. Az önce dediğiniz gibi işte hani orduda onun sistem kullanılır. Evet. Hani bunlar da olur. Hani askeri kısımda yönetimsel anlamda gidiyoruz ya. Şimdi Türklerin çokça yaşamış olduğu yerde daha çok hangi dil kullanılır? Mantıken Türkçe. Yani mantıken. Zaten o zaman nedir? Resmi dili Türkçedir. Resmi dil Türkçe. Tamam süper. Resmi dili Türkçedir. Yani Çince olacak hali yok. Türklerin çok yaşadığı yerde Çince mi konuşacağım ben? Resmin Türkçedir. Türkler çokça yaşıyorsa yine aynı mantıkla Çin alfabesi mi kullanırım? Türk alfabesi mi kullanırım? Tabii ki Türk alfabesi kullanacağım. O zaman Türk alfabesi olarak ne kullanacağım? Bana en yakın, bu dönemde en yakın kim var? Uygurlar. O zaman Türk alfabesi olan Uygur alfabesi kullanmışlardır. Türk alfabesi olan Uygur alfabesi kullanmıştır. Uygur alfabesi. Bak buradan bile milliyetçi özellik göstermiş olduğunu yine hani o özellikten bahsedebilirim ben. Alfabesi kullandılar. Uygur alfabesi kullanırlar. Şunu da siyah yapayım yine. Uygur alfabesi kullanmışlardır bunlar. Bir de hani Batı Türkistan'da yaşıyorum ya ben. Hani Batı Türkistan'da önemli şehirler var. Mesela Semerkant gibi. Semerkant önemli şehir. İşte Kaşgar gibi önemli şehir. Kaşgar gibi. Buhara gibi. Bu da yine önemli şehir. Semerkant diye sormuyor. Bu ÖSYM mi? Semerkant'ı adam ne yapıyor? Geliyor. Şehirlerin şahı diye soruyor. İşte Kaşgar'ı Kaşgar diye sormuyor. Işıldayan İnci diye soruyor. Buhara'yı Buhara diye sormuyor. İslam'ın Roma'sı diye ne yapıyor? Size sormuş oluyor bu adamlar. Bunlar da maviyle yazar. Dikkat çeksin. Şehirlerin şahı işte
Kaşgar, Işıldayan, İnci. Işıldayan, İnci. İnci. Buhara'da İslam'ın Roma'sı. İslam'ın Roma'sı. Roma'sı diye ne yapıyor bu adamlar bize sorabiliyorlar. Bu da cepte. Şimdi az önce bahsettik ya hani Karluk, Yağma, Çiğil boyları bir araya gelip oluşturdu. Karluk demiş olduğunda ilk Müslüman Türk topluluğu değil miydi? O zaman ilk Müslüman Türk topluluğunun oluşturduğu devlet de ilk Müslüman Türk devleti olur zaten. Mantıken. İlk Müslüman Türk devletidir. İlk Müslüman Türk devletidir. İlk Müslüman Türk devleti ise bunlar, o zaman Türklükle ve İslamiyetle olacak olan özelliği bunlar ne yaparlar? İlk kez kaynaştırırlar. O zaman ilk Müslüman Türk devleti ise ilk Müslüman Türk sentezini de bunlar verirler. İlk Müslüman Türk sentezini ya da ilk kez diye daha güzel olur. İlk kez Müslüman Türk sentezini oluşturmuşlardır. Sentezini oluşturmuşlardır. Mesela örnek yapacak olursak Müslüman Türk sentezi oluşturuyoruz. Arabistan'a gittin. Arabistan'da işte sana bir minare. İşte gittin Arabistan'da, bu da onun yanındaki cami olsun. Türkiye'ye geldin. Türkiye'de cami, bak tepesinde çok çizemedim ama Türk üçgeni ve kubbe olmuş oldu. Türk üçgeni demiş olduğunu Uygurlar oluşturmamışlar mıydı? Türk üçgeni. Türk üçgeni ve kubbe. Al bu da sana kubbe işte. Kubbe. Bak Türk-İslam sentezi olmuş oldu işte. Türk-Müslüman sentezi olmuş oldu bu demiş oldum. Ya da işte yine dediğim gibi hani İslam tarihi konusu Hazreti Ömer mesela işte medrese oluşturulur. Medreseyi kullanırlar ilk kez. Mesela Semerkant medresesi yaparlar. O da işte bak Türklerin ilk kez yaptırdığı medrese ise Türk-İslam sentezi olur. Ne bileyim işte İslamiyet'ten gelen gelenekleri ilk kez bunlar kullanır. Yine aynı mantıkla Türk-Müslüman sentezi oluşmuş olur. Diğer kısımda da diğer öğrencileri severler diyor ya. Bunda da mantık şu. Hani öğrencileri çok severler. Biz Karanlı dönemde yaşıyoruz. Çok zekiyiz. Ama parasal durumda sıkıntı yaşıyoruz. Karanlı dedi ki hiç sıkıntı yapma diyor. Hiç sorun değil. Ben diyor seni ne yaparım? Burslu senin eğitiminden sorumlu olurum diyor. İlk kez burslu öğrenci sistemini başlatmışlardır. Öğrenci sistemini başlattılar. Bu burs zaten hepimizin bildiği. Hani hepimiz okurken ya burs aldık ya kredi aldık. Eğer şanslıysanız burs aldınız. Benim gibi şanssızsanız kredi aldınız. Kredi geri ödemeli. Burs geri ödemesiz. Bu yani hani bir hikaye yapacağız. Bu hikayeden bunların yapmış olduğu, Karanlıların yapmış olduğu diğer faaliyetleri de çözümlemiş olacağız. Hani Karanlıların yapmış olduğu diğer faaliyetleri çözümleyeceğiz. Şimdi bunlar burslu öğrenci sistemi başlıyor. Yani karşılıksız, geri ödemesiz. Biz varsayalım ki bu karşılıklı olsun. Kredi olsun yani bu. Ve biz de o dönemde, Karanlı dönemde çok zekiyiz. Okumak istiyoruz, paramız yok. Hani böyle bir sistem olmuş olsun. Kredi vermiş olsun ve de geri isteyecek gibi olsun. Yine söylüyorum, bunlar da burslu. Biz krediymiş gibi düşünelim bunu. Şimdi ilk kez burslu öğrenci sistemi yaptı. Biz gittik işte okula, üniversiteye gittiğimiz dönemi hatırlayalım. Kredi aldık biz, geri ödemeli. Şimdi kredi alırken ne yaptı? Okul, devlet, YÖK işte bize bir belge imzalattırdı. Bak dedi, sen dedi bunu ben sana veriyorum. Sen eğitimin bittikten sonra bana bunu işte ne yapacaksın? Tekrar baştan geri vereceksin dedi. Biz gittik, okuduk işte 3 yıl, 5 yıl ne kadar okuduysa okuduk. Aldık parayı, yarın düşünmeden de harcadık. Haydan gelen huya gider misali, paranın tamamını ne yaptık? Yedik, hiç ettik. Sonra bitti okul. Bitti. Diplomayı aldık ama bir şey de olamadık. Hani olmadı. Eve geldik. Şimdi Karahanlı Devleti bize bu parayı verdi, benden geri istemeyecek mi? Ben de evime geldim. Artık okulda değilim. O yüzden arada mesafe var. Bu mesafeden ötürü bana bu belgeyi ne yapması lazım? Bu hani borcumun olmuş olduğu belgeyi bana ulaştırması lazım.
ulaştırması için ne yapıyor? Adam bir teşkilat kurmuş oluyor. İlk kez Türk İslam Devletleri'nde resmi posta teşkilatını oluşturanlar bunlardır. İlk kez Türk İslam Devletleri'nde resmi posta teşkilatını oluşturdular. İlk kez resmi posta teşkilatını oluşturdular. Tamam. 4 yıl okuduk. İşte bitti okul. Borcumuz var. Bunlar bu borcu bizden tekrar baştan isteyecekler. Resmi posta teşkilatını kurdular. Bize bu belgeyi gönderdiler. Varsayalım ki biz de aileden habersiz bunu almışız. Bu krediyi almışız. Zaten bu benim üniversite hayatıma çok benziyor bu anlattığım hikaye. Aileden habersiz kredi aldık. Çünkü alma derler. Genelde işte gerek yok. Geri ödeme sıkıntı olur. Sonrasında bana kalır. Hani babanız ödemek istemez. Bir sürü olay olur. Alma. Neyse. Habersiz aldık. Ben öyle almıştım. Habersiz aldık. Şimdi bitti. 4 yıl sonra geldik. Hani Kürkçü dükkanı. Tekrar baştan. Geldik eve. Hem üniversite okuduk 4 yıl boyunca. Hem aileden kredi almıyormuş gibi para aldık. Hem kredi aldık. Kredi geri ödemesi var. Sonuçta borçlu geldik. İş sahibi olmadan geldik. Bu postada eve ne yapmış oldu? Geldi. Şans ya. Evde en istemediğiniz kişi ne yapar? Bu postayı genelde olur. Teslim alır. Yani genelde hep öyle olur. Ben de şöyle olmuştu. Babam almıştı. Hani babamın eline geçti belge. Neyse. Şimdi bunu aldı adam. Ben hem okuldum. 4 yıl boyunca hem işte kredi aldım o istemeden. Kredi aldım. Kredi almıyormuşum gibi davrandım. Her kredi yattığında arkadaşlarım çok güzel yemekler yiyorlar. Ben yiyemiyorum. Böyle şey mi olur? Sen bana kredi almamıştın gibi serzenişlerde bulunup daha da fazla para aldım. Ne yaptık? Bu tezgah güzel işledi oradayken. Geldik, belge geldi. Gariban babam da ne yapar? Gariban babam açar. Hani devletten bir kağıt geldi ki işte acaba onur belgesi mi geldi, yüksek onur mu geldi diye. Kağıt açar, bir bakar ki aslında borç belgesi. Bu zaman hani, üniversite hayatı boyunca almış olduğum bütün paralar ay ay, ödemem gereken paralar ay ay, yazmışlar, tek tek yazmışlar. En sonunda işte yekün, işte atıyorum 19 milyar borç var. Ve hem okuduk, para harcadık, hem de borçlu gelmiş olduk. Bu belgeyi de aldı, adamın da haberi yoktu. Bu adam kafayı yer mi? Yer. Yemişti yani o zaman. Kafayı yiyen adam sonuçta ben üniversiteye gittim de yaşım yetmiyordu. Kefildi benim babam. Hani o imza atmıştı. Haberi olmadan imza atmıştı. Kafayı yer. Bu adam delirir. Deli olan adam borcu ödeyebilir mi? Ödeyemez. İşte o yüzden ne yapar? Karahanlı Devleti Bimarhane adlı akıl hastanesi açar. Bimarhane adlı akıl hastanesi açılmıştır. Niye? Çünkü deli olan adam ödeyemez ki. Aklı yerinde olması lazım. Diye. Ha, sadece akıl hastanesi gibi mi çalışır? Yok. Hani normal hastalıklarla tedavi yapar ama genelde akıl hastanesi olarak ne olur? Açılır. Şimdi biz de az biraz mürekkep yalamışız. Sonuçta üniversite görmüşüz. Hani hemen ne yaparsın? Yazarsın devlete. Sen bana iş mi verdin ki benden bu parayı tekrar baştan istiyorsun diye. Devlet de ne yapar? Devlet daha uyanık. O parayı istiyor illa. Ribat adlı kervansaray açar. Açılmıştır bu dönemde. Git der bu kervansarayda çalış, bana borcunu öde. Yani Karahanlılar bütün bu teşkilatları kurmuşlar. Aslında mevzu benden o parayı geri almak içindir diyebiliriz. O sayfa, notlarda sayfa 22'de kalınca bir not var. Orada bir hikaye var. O hikaye gerçek. Onu yaşayan gerçek bir insan var, o benim. Üniversite biter. Üniversite bittikten sonra borçlu olarak gelirim. Gelince zaten işte o anlattığım mevzular tekrar baştan ne olur? Yaşanmış olur. Böylece ne yapmazsınız? Kendinizin de yaşamış olduğu hikayeye de benzer olmuş olduğu için, hatta bu dönemde şu an yapılandırma falan da başladı. Hani o yüzden ondan da ne yapabilirsiniz? Faydalanabilirsiniz. Resmi posta teşkilatında. Ali dedik. Böyle bir şey, ribat, işte bimarhane. Bunlar ne yaparız? Hatırlayabiliriz. Karahanlar döneminde. Dedik.
Bu anlattıklarımın tamamı notlarda hepsi var. Hani hepsi var. Sadece bu tablo halinde olunca daha akılda kalıcı oluyor. Bir de böyle hikaye gibi gidince daha akılda kalıcı oluyor. O yüzden bu şekilde hani çalışırsanız işinize yaramış olur demiş olduk. Böyle. Başka bir şey yok. Hani diğer böyle kavram olarak bakarsa işte karahanlar vezirlerine yuruş diyorlar mesela. Onu da yazabiliriz buraya. Karahanlar vezirlerine yuruş diyorlar. Yuruş. Yuruş. Karahanlar da vezir demek mesela. Karahanlılar da vezir demektir. Mesela Hazreti Ömer döneminde oluşan divan var. Divan teşkilatı. Biz Türklerde kurultay vardı ya. Divan teşkilatını kullanacaklar. Ama bu işte divan, divan-ı saltanat, divan-ı istifa ya da karahanlarda önemli edebiyat eserleri var. Kutat Kubilikler var, Atabetül Hakayıklar var, işte diğer eserler var. Bunların tamamını konuşacağız ama ilk Müslüman Türk devletlerindeki kültür medeniyette konuşmuş olacağız. Burada girmeyeceğiz onlara. Orada yine bir soru var. 2015 sınav sorusu. Türk İslam devletlerinin ilk dönemlerinde başkent olan ve Timur döneminde şehirlerin şahı olarak ünvanıyla bilinen stratejik öneme sahip şehir hangisidir diye sormuş. Mesela ÖSYM. Semerkant'tır demiş olursunuz. Başka soru da zaten yoktu. Dedik.